Tabii ki erişte yapmaya da başladık herhalde. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anne sen de. Nasılsın anneciğim? İyiyim oğlum. Çok şükür. Ya ben sabahtan beri hala sana gülüyorum. Yaşı tahmin edemedim ya. Yaşını bir söyler misin? Kaç yaşındasın? 80 küsür. 80 küsür ama bakın 84, 85, 82 değil 80 küsür. Küsür. Peki anneciğim bu kadar uzun ömürlü olmak için ne yaptın? Bu kadar uzun ömürlü olmak için sade yağı, ter yağı, süt, yoğurt, yeşillik, yumurta. Ama senin tavukların yumurtası. Yani tavuğumun yumurtası. Asla günlük olur. Dışarıdan böyle ben yumurta alıp yemem. Bir de senin çok güzel bir videonu izledim ben. Hala marul falan kendi dikiyorsun, topluyorsun. Marul dikiyorsun. Dikiyorsun, yetiştiriyorsun, çapılıyorsun. Onu dikiyorsun, yetiştirip çapılıyorsun, satıyorsun. Çapılıyorsun dediğin bu çapa vuruyoruz değil mi? Çapa vuruyoruz. Ya diktikinde bir çapa vuruyoruz böyle çapılıyoruz. Senin şivene kurban olayım ben ya. Onun için kış geldim Fransa. Gereviz, marul, ıspanak hep bunda yetiştirin. Böyle salağa, çapılığa yetiştirin. Kendim tohumu yiyen, kendim ekerim. Tohumu da kendin çıkartıyorsun. Yürüye diyorsun. Yaz geldi mi patlıcan, biber, domates, bamya, börülce. Peki bu uğraşlar mı insanın uzun ömürlü yapar? Hep biraz da stresi de atıyor herhalde değil mi? Kendi işinizi yapmanız. Stres de ödüyor, stres. Asasın stres de ödüyor. Ben her hafta kendine acil pazarına geliyorum. Ama neyi geliyorum? Sinir stres de ödüyor ya. Sağı solu bakayım de ya. Onun için geliyor. O zaman sevgili izleyiciler, teyzemizin uzun ömürlü olmak için yani Allah'tan dedim ya bir hastalığımız olmazsa normal şartlarda uzun ömürlü nasıl yaşarız? Tüyolarını almaya devam edeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Bu arada bakın burada mor ya da kırmızı diyelim. Kırmızı mı? Pancarlı mı o erişte? Pancarlı eriştemizin hamuru yoğrulmaya başladı. O pancarlı eriştenin tarifini bir alalım mı hamurun? Hemen sevgili izleyicilerimiz kaçırmasın. 1 kilo pancar alıyoruz. Bunları küp küp doğrayıp yıkayıp bolca haşlıyoruz bunları. Haşladıktan sonra mutfak robotundan geçiriyoruz. Sadece suyu değil, içinde pancarın kendisi de var, özü de normal var. Su ilave etmiyoruz. Normal su ilave etmiyorum. Sadece pancarın suyuyla ve özüyle 4 yumurta katıyorum her 1 kiloya. Ondan sonra pancarın suyuyla bunları yoğurmaya başlıyoruz. Hem sebzenin vitamin içinde kalmış oluyor, hem pancar yemeyen çocuklar var mesela, sevmeyenler. Onlar da bunun vitaminini almış oluyorlar. Evet sevgili izleyiciler, hani mor gıdalar kanserli hücreye bile faydası var, iyileştirme özelliği var deniliyor. Onun için siz de eğer çocuklar pancar yemiyorsa normal şartlarda, yani burada eriştenin içerisine katarak ya da makarna yapıp içine kataraktan yedirilebilir. Çok güzel bir fikir. Hem de renk olarak da çok şık duruyor bence. Göze de hitap eden bir renk. Evet, olur. Bunların biz ıspanaklısını yapıyoruz, bal kabaklısını yapıyoruz, havuçlusunu yapıyoruz. Çeşit çeşit rengarenk oluyor. Çocukların daha çok hoşuna gidiyor. Bu sefer yemek istiyorlar. Hem vitaminlerini alıyorlar. Sizin yoğurduğunuz ne efendim? Siz ne yoğuruyorsunuz? Mayalı ekmek. Sizde mikrofon var mıydı? Şimdi bazlama, siz tarifini bir verir misiniz hemen kısaca? Ne koyduk içerisine? Maya koydum, tuz koydum, su. Maya koydum, tuz koydum, su. Ama şimdi... un dua içinde. Herhalde bir ilk olacaktı. Unsuz hamur yoğurdu tarifi verecektik. Evet, şimdi bak burada... hanım ağa oluşum, buradan ben sana sabah bu koltuğu söyledim yani biraz yüksek hocam. Olsun diye. Tamam, sağ ol. Buradan müdahale ediyorsun. Tabii, eksik var mı? Tabii, şimdi yok. Unu eziktin, söyleyince kadar unu tamamladı. O zaman şöyle yapalım, unlu bir şekilde tarifi yeniden alalım. Ununu koydum, maya kattım için, tuz kattım. Hangi maya, yaş mı, kuru mu? Fark etmez. Bundan bazlama mı olacak? Evet. Muhteşem bir tost olur, hele sabahlar böyle içine tereyağı, tulum peyniri. Şu suyu ben bir alayım. Şişe alsan ya dedi. Bu lazım olacak mı size? Şimdi bu hamuru yoğurduktan sonra mayalamaya mı bırakacağız? Evet. Ne kadar mayalanması lazım? 2 saat tuz olur. 2 saat tuz olur, tamam. Sizinki mayalanacak mı? Hayır, mayalanmayacak. Ben direkt açmaya başlayacağım. Peki eriştenin kaç çeşidini yapıyoruz? Eriştenin ıspanaklısını yapıyoruz, bal kabaklısını yapıyoruz, havuçlusunu yapıyoruz, patateslisini yapıyoruz, pancarlısını yapıyoruz, sadesini yapıyoruz, bol yumurtalı. Birçok çeşitimiz var. Rengarenk bir renk cümlesi olmuş. Şimdi benim işte ilginç tarafı şu. Siz bir aşçı değilsiniz. Tabii ki değilim. Ama erişte açıyorsunuz. Üniversite mezunu. Seviyorum. Bu işi yapmak istiyorum. Bir de doktoru yaptığınızı biliyorum. Üniversite bitmiş. Üniversite mezunuyum. Yani neden geri bu işe dönüş? Çünkü doğada var her şey. Yani biz doğada sağlık buluyoruz. Doğada karnımız doyuyor. Doğadan para kazanıyoruz.
Yani büyük metropollerde, şehirlerde yaşamak istemeyip köy hayatına geri dönüp kendimizi böyle organik ürünler... Köy hayatına döndünüz ama köy hayatında da bir ticaret oluşturmuşsunuz. Tabii ki. Aynen. Buradaki gördüğümüz ürünler sevgili izleyiciler, yani burada sadece tek bir aile değil. Yani akrabalık da var ama akraba olmayanlar da bir arada. Tabii ki, iki arkadaşız. Yani belediye destekli çok güzel bir şeye imza atmışlar. Kendi ürünlerini, yerel ürünlerini bir yere toplamışlar. Ucuz ve lezzetli bir şekilde internet üzerinden de satış sağlıyor. İnternet üzerinden satış sağlıyoruz. Süper. Yani kendi işinizi yaparak hem kendi sağlıklı beslenip hem de yöresel ürünlerinizi de tanıtmaya çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi eriştemizin hamuru yoğruldu. Bunu pişirecek miyiz? Bunu şimdi biraz yazın biz bunları pişirmiyoruz havalar sıcakta. Sadece serip biraz kurutuyoruz ama kış aylarında kurumadığı için biraz ocakta dondurma işlemi dediğimiz bizim. Hamuru donduruyoruz, biraz daha sertleştiriyoruz. Hmm. Ondan sonra bunları biraz sertleştikten sonra kesime hazır hale geliyorlar. Benim bildiğim hani köyde bizim annelerimiz de yapardı. Bunu katlayıp böyle unla tık 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 keserlerdi. Evet. Güneşte kuruturlardı, çevire çevire. Güneşte değil de daha böyle çok gölgede ve sıcak bir hava sirkülasyonunun olduğu yerlerde kuruması lazım. Güneşte kurursa rengi kaçıyor biraz, güneş rengini alıyor. Yani şu kendi yumurtanızdan, evet, katkısız undan yaptığınızda aslında o kadar besleyici bir şey. Kesinlikle. Ki... Yani bizim bilmediğimiz şu var bir de sevgili izleyiciler, genelde makarna ya da erişte tarzı şeyleri haşladığınız suyu eğer doğru ürünlerle yapıldıysa çocuk mamasında bile kullanın. O kadar besleyici der doktorlar. Sizin de yaptığınız sağlıklı bir şey. Kesinlikle. Yani bunun dışında başka bu sizin köyünüzde özellikle, hı hı, çok farklı şeyler izledik biz. Yani size ulaşma esnasında ben baktığımda mesela bir pazarınız var, duayla başlıyor. Evet. Biraz bahseder misin? Nazilli'nin Perşembe Pazarı neredeyse Osmanlı'dan beri süregelen bir aynı pazar. Aynı pazar. Nazilli'nin bütün sokaklarında olur, bütün her yerinde, dağ köylerinden, ova köylerinden gelirler pazarcılar. Orada ürünlerini satarlar, en doğal, en organik ürünleri orada bulabilirsiniz. Ot festivalinin aslında kralı Nazilli, evet, yani. Yani bu ot festivalleri falan yapıyor ya, onların aslında kralı Aydın'dan Nazilli. O zaman şöyle yapalım, buradan da yetkililere seslenelim. Alaçatı'da, Bodrum'da güzel böyle festivaller var yerel, evet, ürünlerle ilgili. Biz de Nazilli'nin artık yerel ürün festivalini bekliyoruz inşallah seneye. Kesinlikle. Kesinlikle bekliyoruz. Zaten tabii ki. Bu arada şu yöresel ürünlerden de hemen şöyle bir bakalım. Evet. Teyzem görüyorsun değil mi? Bak ben şurada iki dakika durdum. Ayaklarımdan kalkamıyorum. Evet. Sen tüpü kontrol ediyor musun? Yapar. Bak şu anda tüp yanmıyor. Yanında kokuyor. Bak. Tüp yanıyor mu? Kontrol ediyor musun? Yanıyor kokuyor, diyor. Kokuyor. Ha, koktu. Yanmak için koktu. Koku yaptı. Sormuş. Zehirlendim bir de. Evet. Ali eriştemiz. Bey, erişte nasıl saklanır diye sormuş bir izleyicimiz. Kavanozun içerisinde saklamak en uygunudur. Yani dondurarak mı yoksa normal kavanozda? Kuruduktan sonra bu değil mi? Nemini aldıktan sonra tıkır diye. Tıkır tıkır kuruduktan sonra makarna kıvamına geldikten sonra kavanozlayıp saklayabiliriz. Eğer çok sıcaksa mutfaklarımız buzdolabında da saklayabiliriz. Yani eğer ki doğru nemi alınırsa erişlerin kuru makarna gibi düşünün sevgili izleyiciler. Evet. Rahat bir şekilde raf ömrü uzun olan bir şey ama tabii bakteriye ya da toza toprağa maruz kalmaması lazım. Bunun da en temiz yolu kavanozun içerisinde ya da bir cam fanusun içerisinde saklamak daha doğru olacaktır. Hem de kırılmayı da engeller. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.